Akademi Ödülleri, diğer bilinen adıyla Oscar. Dünya sinema ödülleri içinde malumunuz en bilinen ödüldür, Oscar ödülleri. Ödül töreni 120'ye yakın ülkede canlı olarak yayınlanır. Tören boyunca sahnede dönen binlerce reklamdan falan da anlayacağınız üzere ticari kar amacı güden, herkesin ve her şeyin parlaklığının yanında ödül verilen filmlerin sönüklüğünün konuşulmadığı bir Amerikan rüyasından söz verdiğimiz üzere bugün bahsedeceğiz sizlere. Hollywood, film endüstrisi uzaya çıkan, ölümsüzleşen insandan bıkmadı. Tamam anladık da. Sinema dili açısından bu kadar zayıf yapımların dünya seyircisiyle buluşup böyle sevilmesi normal mi sizce? Bence değil. Eminim kıyas yaptığınızda sizce de artık normal olmayacak. Bir beyaz perde düşünün ki 41 yapımı ve dünyanın neredeyse bütün sinema otoritelerince bir numara yapılan Yurttaş Kane'e adaylığı varken ödül verilmemiş olsun. Onun yerine Vadim O Kadar Yeşil Ki diye bir filme gitti ödül. Bunun gibi birçok örneğin içinden birkaç tane daha paylaşıyorum. 57 yılında ödüle aday olan 12 Kızgın Adam. Ödülü alansa Kıvay Köprüsü. 98'de ödüle aday olan Hayat Güzeldir. Errain'i Kurtarmak. İnce Kırmızı Hat ödülü alansa Aşık Shakespeare. Tamam yani bu filmler de kötü değil ama hangisi daha kalıcı olmuştur? Ödülü alan mı? Ödülü alması gereken mi? Daha pek çok örnek verebilirim bu anlamda. Peki madem bu ödüllere güven olmaz, niye kimse ses çıkarmamış diye sorduğunuzu varsayarak cevaplıyorum. 70 yapımı Patton filmiyle kendisine verilen ödülü 2 saat bu et gösterisi saçmalığının bir parçası olmak istemiyorum diyerek 10 numara bir ayarla reddeden George Scott ki alkışlamak gerekir. Alkıştan sonra 73'te Baba filminin kendisine getirdiği Oscar'ı reddeden ve kendisi adına konuşma yapmak üzere Kızılderili bir çocuğu ödül gecesine gönderen baba adam Marlon Brando. Bir alkışta Brando. Son olarak sinema deyince adı anılmadan geçilemeyecek üstadları anarak bu videoyu bitirelim istiyorum. Toparlanın arkadaşlar. Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Federico Fellini, Andrei Tarkovsky, Mustafa Akat, Akira Kurosawa, Bergman, Hans Blumet ve Kieslowski, Ozu, Bresson ve daha niceleri. Evet, ben benim yaptığımı yapmanızı tavsiye ederim. Sinema bir sanat sevgili arkadaşlarım. Ama bir de sinema sektörü var. Eğer bir ticari meta tüketmek istiyorsanız sektörden bir film seyredin. Ama sinema sanatından bir örnek seyretmek istiyorsanız, sanatsal bir haz yaşamak istiyorsanız o zaman son olarak saydığım yönetmenlerin filmlerine bir bakın derim. Sizi seviyorum. Sinema dolu günler. Görüşmek üzere. Lumet ve Kieslowski